Bir kanalda online kredi verəmiz. Bunun üçün pasportunuzu təşdən değişti və pasportumunu təşdən verdim deyə yazmaq şey olur oxşuydu. Kanal admini məlumatlarımı alıb özü məni könlüyə qoşub qoydu. Nima qilishim kerak? Kimga müraciət qilay? Şimdi bu konuda hani şu müracaat boyunca tavsiye verilen olsak, bu konuda bir vasıta hukuk müracaat kılış mümkün. Para, ben şuna kadar yine benim pasport kopyamdı, taşla verdim. Lekin o, ana kadar garazi maksatı kodlanan çünkü. Lekin hala akıbet kip çıkmadı bunu düşünüşüm boyunca. Hala hiç Ha, kanakan ya akıbet kip çıkmadı. sağol Bunun mənim namı ki, şuna onun namı hiç kanakan ya mikro kadar. garazi yok Hareket ki kredi bulmadı. alınmadı yok ki. Hatta aslında pul geçirmedi. Şimdi ise hareket bulmadı. Hani. Demek mali bir arazide bir maksatta faydalanmasın, bir not doğru iş bulmasın yok ki bir zararlı akıbet kavukmasın deyip kutu atbat oraya müracaat kılıp başını tekşir vereyim de örgünüp ilk kanun çoğrak oraya deyip durup müracaat kısa bulalım. İlk gün havada alış gerek olmaz. İlk kuşa rağı alış gerek. Mesela ertege şu pasport malumatları var. Demek bunda iyi telefon rakamı var. Eğer şuna kabul edeceğim olsa bu bana şu orkalı kana kadar tizimlerden, ruhattan tutup taskılaş kodunu soruyordu bana. Taskılaş kodu kegende kim geldi şu taskılaş kodunu etik hoş gereğimiz. Yani şu orkalı hoş gereği kaçtı tizimlerden kimdir onun namından ruhat kodu çıkıyor. Şerefet yaratış gereğimiz. Şu tamamlarına gitti borlu bulduysa hiç kana kanyo hukuki akıbatlar çıkmaydı. İyi bir vasıta hukuk tartıbatı orkalı tamamından bir müracaat görüp çıkılıp evde şahs anıklansa, konunun çoğalık görülüşü belgilenir, tatbis olunur. Çünkü bu tamamen itibar buluş gerekiyor burada.